Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Fırına gerek yok. Evinde tavası olan herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Çok lezzetli ve pratik bir tarif ile geldim. Porsiyonluk mini pasta tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 3 adet tam yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 5 dakika köpük köpük olana kadar karıştıralım. Su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Bir çay bardağı ılık suyu da azar azar ekleyerek homojen bir hamur hazırlayalım. İki yemek kaşığı sıvı yağ. Tekrardan karıştıralım. Hazırladığımız harcı iki eşit olacak şekilde bölelim. Krep tavasını önceden ısıtalım. Az bir yağ ile her tarafını yağlayalım. Kek harcımızın yarısını dökerek kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirmeyi bırakalım. Arası için 1 paket pastacı kremasına 1,5 su bardağı soğuk süt ilavesi yaparak karıştıralım. Yarım paket Hindistan cevizi ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Pişen kekimizi kontrollü bir şekilde spatula yardımıyla ters çevirelim. Diğer tarafı da pişirdikten sonra servis tabağına alarak soğutmaya bırakalım. Evet, kalan kek harcımızı aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bir adet spatula ile ters çevirerek diğer tarafı da kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Üzeri için beyaz çikolatamızı ince olacak şekilde doğrayalım. Bir kasenin içine alarak benmari usulü eritmeye bırakalım. Evet, bir parça da bitter çikolatam var. Onu da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Evet, pişen son kekimi de servis tabağına alıyorum ve soğutuyorum.
ve çikolatalarımı eritmeye bırakıyorum. Ara sıra mutlaka karıştıralım. Evet, bitter çikolatam eridi. Altını kapatıyorum. Beyazı da sürekli karıştırarak aynı yöntemle eritmeye devam ediyorum. Evet, çikolatalarım hazır. İlk pişirdiğim kekin üzeri hafif bir şekilde yandığı için bıçak yardımıyla kazıyarak temizliyorum. Üst üste aldım. Kare bir şekilde kesiyorum. Parçaları da mutfak robotunun içine alalım. Kek parçalarımızı un haline gelene kadar mutfak robotuyla çekelim. Evet, kenarları için hazırlamış olduğum kek kırıntıları hazır. Hazırladığımız pasta kremasını keklerin üzerine sürelim ve ikisini bir araya getirerek birleştirelim. Kenarlarını da kremayla sıvama yapalım. Dediğimiz beyaz çikolatayı üzerine her tarafına gelecek şekilde dökerek yayalım. Beyaz çikolatasını küçük bir poşete koydum. Ucunu çok az delerek şerit halinde sıkıyorum. Kürdan yardımıyla ebru yapalım. Son dakika buzdolabında dinlendirdikten sonra porsiyonluk olacak şekilde kareler halinde keselim. Kenarlarını krem şanti ile tekrardan sıvayarak kek kırıntısı ile mantolama yapalım. Evet, aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim.
Dilerseniz kek kırıntısı yerine kenarlarını fındık fıstıkla da kaplayabilirsiniz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor. Evet, son keklerimi de aynı şekilde kenarlarını mantolayarak servise hazırlıyorum. Evet, porsiyonluk pastalarım hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.